Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte. Ve bugün yeni bir seriyle beraberiz. Evet, sıradan önceyle birlikte çektiğim serinin ilk 15. bölümünde bir soru sormuştum. Bir Mindcrack serisine başlayayım mı Ultimate Pack çıkana kadar? Evet, pek çok kişi yarıda kesilir diye başlama dedi, ancak çoğunluk başla dediği için ben de başlayacağım. Yalnız bu World'ün yarıda kesilmesi gibi bir risk de mevcut. Tabi eğer Ultimate Pack çıktığında bunu direkt Ultimate Pack'e de aktarabilirim. Eğer mod ID'leri aynı kalırsa, ki Feed Beast'in diğer packlerine bakacak olursak mod ID'leri aynı. Blokların ID'leri, numaraları. Dolayısıyla da bunu Ultimate Pack'e aktarmaya çalışacağım. Olmazsa olmayacak maalesef. Hani sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Neyse, şimdi yeni bir dünya yaratıyoruz. World'ümüzün adı ne olsun? Oynuyorum ben ya. Cheat kapalı. Seed. Köfteistan diye sallayalım bir tane. Create New World. Evet, bu arada size ufak bir uyarı. Şu an Optifine'ın test sürümünü kullanıyorum. Çünkü 1.7 ile normal sürüm çalışmıyor. Saçma bir biçimde. O yüzden ara ara çok feci laglar olabilir ya da çok saçma buglar görebilirsiniz ve en iyi da Recipe Mode'a getirelim. Bu sayede en ufak bir cheating olmayacak. Neyse, ne diyordum? Optifine'ın test sürümünü kullandığım için bu ilginçti. Ara ara görüntüyle ilgili bug'lar ya da nasıl diyeyim? Ufak lag'lar oluşabilir. Bunları görmezden gelirseniz Achievement get. Getting wood. Yay. Tabii Minecraft'ın o meşhur achievement'ları. Özellikle de modlu Minecraft oynayanlar çok iyi bilir. Çünkü her gün resetleniyor. Her gün sıfırlanıyor. Lanet şeyler. Neyse, sağlık olsun diyoruz. Biz de achievement'ları geri topluyoruz. Ki artık modlu oynayanların çoğu achievement'ları umursamıyor. Acaba neden? Evet. Bu bölümde modlarla fazla bir uğraşamayacağım çünkü çoğunlukla kendime yer edinme ve maden kazma üzerine kurulu olacağım. Fakat bu videoda çoğunlukla barındırdığımız modlardan bahsedeceğim. Yani bu pack hangi modları içeriyor ve onlardan hangilerini kullanacağız? Daha doğrusu direkt sadece kullanacağım modları da anlatabilirim. Çünkü buradaki çoğu modu kullan, pek çok modu kullanmayacağım. Bir saniye. Bedava yine kim hayır der? Önce bir balta. Sonra bir pickaxe. Yetenek. Drop. Ve glitch. Glitch. Tabii söz olarak glitch'e benziyor. Bu videoyu çektiğim esnada zaten benim sıradan önceyle birlikte çektiğim seride de en son yayınladığım bölüm inek öldürdüğüm bir bölümdü. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bu soruyu da o bölümde sordum. Yani bu videonun ne zaman çekildiğini tahmin etmişsinizdir. Ve muhtemelen yarın sabah yayınlayacağım. Eğer yayınlamamışsam bunu bileceksiniz. Ve test amaçlı yaptığım iki tane Word'de spawn
olduğum yerler gayet güzelken burada rezil bir yerde spawn oldum. O testi de Optifine'ın test sürümü olduğu için performans testi olarak yapmıştım. Oh. Şimdi diyeceksiniz, köfte neden bu kadar inek katlediyorsun? Yeme ihtiyacım olacak. Hani Minecraft'ın en büyük sıkıntısı yemek. Biraz da deriye ihtiyacım olacak ileride. Domuzlar siz ya da geberin. Yani neticede muhtemelen başka bir yere taşınacağım. Buradan. Aa, bu arada oyunda şu an Gregtek oyundaki modlardan bahsedeyim ben önce. Gregtek'e direkt dalmadan. Benim favori modum Red Power kurulu. Şu domuz kurulu. Direkt zaten şu listeden göstereyim. Zycraft kurulu. Neredeyse oyuna şu an hiçbir özellik eklemeyen ancak muhtemelen bir sonraki güncellemesinde aşırı epik şeyler ekleyecek olan. Herhangi bir Forgecraft üzerinden yayın yapan mesela Direwolf falan. Onun yayınlarını izliyorsanız eğer göreceksiniz. Zaten o Zycraft upgrade'lerini. Bunun dışında başka neler var? Thorncraft var. Benim çok sevdiğim başka bir mod. Thorncraft bir büyü modu. Hani büyücülükle ilgileniyorsunuz direkt. Bunun dışında Industrial Craft var. Adından da anlaşılacağı üzere tamamen endüstriyi el üze bir mod. Ve sanırım bu spawn point hoşuma gitti. Burada kalabilirim. Daha da hoşuma gitti. Çok daha hoşuma gitti. Şimdi bir de bu village'da bir adet büyücü varsa, ya darsa büyücüden kastım witch değil, Thorncraft'ın eklediği özel bir villager. Daha da hoşuma gidecek ancak zaten ufacık bir village'miş ya. Yani. Olsun. Village. Ya başlangıçta ev derdinden kurtuluruz hem. Dur. Şuraya gelelim. Evet, şanslı günümde olmalıyım. Dayı, bu takası ölsem yapmam. Senin takasını yaparım ama. Domuz git. Patatesimiz var. Evet, yemek konusunda sıkıntı yaşamayacağız. Onu anladık. Village'a gelmek iyi bir olay. Yani başlangıç esnasında village bulmak cidden çok güzel bir şey. Ve Minecraft'ın köylülerin ne kadar salak olduğunu hesaba katarsak benim buraya gelmem onları rahatsız etmeyecektir. Ya salak mulak diyorum da çok işime yarıyorlar. Havuç da işime yarayacak. Domuzlar uzak durun. Daha sonra başka yerden domuz bulurum zaten. Evet. Tabii şimdiden belli olduğu üzere bu seri sıradan oyuncuyla olan seriden biraz daha sıkıcı olacak. Evet, sıradan oyuncuyla olan seriden daha sıkıcı olacağını söyledim ama bu serinin amacı zaten eğlenceli olması. Aslında eğlenceli de olur muhtemelen. Hani seversiniz umarım. Bu serinin ama asıl amacı eğitici olmak. Hani kendi mod bilgime cidden güveniyorum.
Ve tabii bazı konular hariç. Mesela Ford programlama üzerinde o Grammy'yi değilim. Basit bir program yazabilirim ama o kadar hani basit. Fakat sahip olduğum mod bilgisini elimden geldiğince sizle paylaşmayı planlıyorum. Tabii şu ana kadar modlarla alakalı ne yaptın diye soracak olursam hiçbir şey. Bu serinin başlangıcından beri henüz herhangi bir moda dokunmadık. Ha, Crowbar'ımız var. Bronze lediklerimiz falan var. Kol kokumuz var. Bir de Flaxseed'imiz var. Bunu birazdan ekleyeceğim. Hatta buraya ekmeye başlayayım ben. Flaxseed'i en baştan ekmek her daim en mantıklı seçenektir. Ve şu kütüphaneyi ben ev olarak alayım. Ha, crafting table varmış zaten. Şuraya da merdivenimizi çakalım. Burada bir şeye bakacağım. Exchange yok. Birazdan dönüyorum. Evet, 2 dakikada hemen mod pack'e bir medium stone koydum. Evet, pardon. Account exchange kurdum. Evet, biliyorum. Account exchange olmamasının sebebi modun fazla kolay olmamasının istenmesi mod pack'in. Ama account exchange benim pek çok konuda işimi cidden çok rahatlaştıran ve bazen bazı şeyleri dert etmemi sağlayan bir mod. Dolayısıyla da onu kullanmak istiyorum. Tabi bu esnada gidip bu mod pack'te Account Exchange'in olmadığını unuttum. O da ayrı bir salaklık. Olsun. Neyse, biz de bu evi az buçuk temizleyelim. Ve kendimize bir fırın yapalım. Dayı kapıları açıp durmayın ya. Zombi girecek şimdi. Ve şimdi ne yapabiliriz? Tabii aklım gene Terraforming Craft'a gitti. Biraz et pişirelim. Sen ne istiyorsun? Are you serious? Are you really serious? Neyse, gidip azıcık mob avlayayım ben. Hani hazır gelmişken bir iki mob al diyebilirim. Hani creeper, yüzüme creeper patlamadığı sürece sıkıntı olmaz herhalde. Monster Hunter. Burada başka bir köy daha varmış. Hatta oraya yerleşebilirim ben direkt. Bu gece bir bitsin. Hate you spider. I hate you. I hate you too creeper. Senden de nefret ediyorum creeper. Angry zombie. Sinirli zombiler. Bunlar beyin düşürüyor. Çünkü bunların beyni var. Zekiler. Ama bu düşürmedi. Fakat normal bir zombiye kıyasla daha güçlüler. O beyin Tomcraft'te çok işinize yarıyor. Ve düştü bir tane daha. Ama şu an acil bir durumda olduğum için gösteremiyorum.
Bu arada tipik bir Minecraft mekaniği, zıplayarak vurduğunuz takdirde critical, yani kritik vuruş yapıyor. Yani biraz daha güçlü vuruyor. Yani bu da yenmenizi kolaylaştırır. Yalnız iki tane village olması güzel. Yani belki village, şey, villager elde edebilirim. Yani villager breeding. Tohum tutan zombi. Tabii bu havuç düşüren zombi. Tohum. Çiftçi zombi. Bu adam eskiden bir çiftçiymiş. Anam, anam, anam. Hiç güzel bir partiye denk gelmedik. Kaç, 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 kaç. İskelet, onu sen öldürecektin. Müzik disk istiyordum ben. Neyse, artık eve dönebilirim. Yani ölmek istemiyorum neticede. Umarım o diğer village'te güzel şeyler vardır. Şunları da bir güzel temizleyelim. Kitaplar da işimize yarayacak. Tabii Mistcraft olsaydı daha da bir işimize yarayacaktı ama yine de işimize yarıyorlar. Evet, Mistcraft yok elimizde. Ki zaten koymayı da istemedim. Her şeyi Overworld'de yapacağım. Her şey bu dünyada olacak. Tabii bu bize bir avantaj kazandıracak mı? Hayır. Hatta dezavantaj kazandıracak. Ama oyunu zorlaştıracak. Yani oyun biraz daha zor olsun. Tabii şimdi diyorsun, diyeceksiniz. Madem oyunun zor olmasını istiyorsun, neden Account Exchange kurdun? Hani Account Exchange rahatlatıyor, kolaylaştırmıyor. Neticede o Medium Stone'u elde etmek için yani tonla yaratıyor demeniz lazım. Hani çok ufak bir olasılıkta onlardan Medium şart çıkıyor. Bir de o ufak olasılıkla çıkan medium şartlardan 8 tane lazım. Hani doğal olarak. Normalde huyum değildir ama. Hani villager breeding mekaniklerine göre düşünürsek eğer zaten o sıkıntı olmayacak. Çünkü kapı sayısına göre burada villager bulunacağı için kafalar rahat. Şu aldığımız iskeleti de alalım. Evet. Şimdi ne yapabiliriz? Bunu yapabiliriz. Ve şu iskeleti öldürebiliriz. Oy, Enderman de şu an Enderman ile savaşmak dünyanın en aptalca şeyi olur. Ve ilk medium şartımızı kazandık. Vahaha, vav. Tabii şimdi bu ilk geceyi atlatmamız lazım. Ancak tabii ki de benim için biraz sıkıntı olacak ancak sizin için çok güzel bir güzellik yapacağım. Ve voila. Evet. İzleyici olmanın güzel yanları. Hiç beklemediniz değil mi? Bir de beni düşünün. Neyse ki o esnada telefonum çaldı. Size ihtiyacım yok. Crowbar'a ihtiyacım var. Ve şimdi şu yeni village'a taşın. Şu diğer gördüğümüz village'a taşınalım. Az şurada bir lav birikintisi de mevcut.
Oy 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 oy. Videonun başında bu spawn point'e o kadar güzel değil demiştim ya. Lafımı tamamen geri alıyorum. Evet, geri alıyorum. Minecraft bana lafımı geri yutturdu. Tabii Terraforming Craft olsaydık şu an buradan geçtiğimde düşmüştü. Evet. Hayır. Villager'la sohbet eden Creeper. With my sword and my axe. Muhtemelen en mükemmel village'lerden bir tanesine denk geldik. Yeah. Ooh yeah. Daha güzel bir village olamazdı. Nasıl olabilirdi? Şimdi kendimize yerleşecek bir ev seçelim. Bu yerleşim geçici olacak. O sen de güzelmişsin. Vay be, bu bayağı baba bir village çıktı. Ve ben de dünya muhtemelen video esnasında hapşıran nadir insanlardan biri oldum demin. Ve tebrikler bana. Ha, Forge da var. Oh mis. Tertemiz. Ohohohohohohohoho. Dayı sen nasıl bir vili... Dayı ben nasıl bir vilice denk geldim böyle? Maden kazmadan full maden armorum oldu. Oş, mis. Mis dediğim budur. Tertemiz village. Tabii asıl amacım şu an bunun yok olmasını sağlamak ama lanet şey yok olmuyor. Ah, yok oldu. Tamamdır. Şimdi nereye yerleşelim? Kilise olmaz. Yine bir kütüphaneye yerleşebilirim ya da şu kapıdan geçebilirim. Kapıları açıp durmayın gerizekalılar. Kütüphane, kütüphane. Kütüphane. Lan. Sen buraya yerleşeyim en iyisi mi? Evet, burası iyi. Table'ımızı yaptık. Bir chest daha yapalım. Bu da bir değil. İki değil. Tam 3 chest daha yapacağız ve toplamda 4 chest'iniz oluyor. Evet, benden reklamcı olmaz. Şimdi şu an için gerek ihtiyacımız olmayan dedim. Sen lazımsın. Evet, inventörümüzü temizletmişler gibi. Şu forge'dan diğerlerini de alalım.
tabii Lanet Forge neredeydi? Öyle bir gerçekte söz konusu ama tabii önce şuraya girip şu güzel şeyleri alalım. Bu arada knowledge fragmentler neyi diye soracak olursanız çok güzel bir şey. Yani bu kadarını söyleyeyim size. Tomcraft'e giriştiğimiz takdirde bir şey öğrenecek göreceksiniz. Tomcraft tamamen araştırmalar üzerine kurulu. Ve bazı araştırmaları sadece bu knowledge fragmentlerle yapabiliyorsunuz. Yani bir de arıcı olsaydı çok süper olur köyde. Ve bu knowledge fragmentleri yalnızca üç farklı şekilde bulabiliyorsunuz. Bir, şu gördüğünüz tower, kule yani. İki, denk gelirsem gösteririm. Tomcraft'ın eklediği kendi dungeonımsı yerler var. Üç, şu villager. Kaçıyor. Kitap Tomcraft için de önemli bir şey. Aslında kitaptan çok kağıt önemli de, kitapta güzel bir aspect kaynağı. Aspectler ne diye soracak olursanız bunu da Tomcraft'a başladığımızda açıklayacağım. Ama şu anda da gösterebilirim. Şu an shift'e basılı tutarak herhangi bir item'ın üstünde durduğum takdirde bunların üstünde bazı semboller görüyorsunuz. İşte bunlar bu item'ların fragmentları mesela. Bu sadece 16 adet knowledge içeriyor. 3 parlama ve bir görüş vesaire vesaire. İşte bu şekilde item'da Tomcraft'ın çalışma prensibi tamamen bu fragmentler üzerine kurulu. Önemli item'lar buraya gitsin. Önemsizler şuraya dizilsin. Crafting table'ın da şu köşede durur, misler gibi. Ve ben artık madene başlayabilirim. Evet, muhtemelen Minecraft'ın en sıkıcı kısmı. Hatta bazıları seviyor ilginç bir biçimde. Hani seversin sevmezsin. Ben şahsen sıkıcı buluyorum ve yanıma ne almam gerektiğini unuttum. Unutmuşum. Unuttum unutmuşum. Unuttum unutmuşum. İyice saçmalıyorum değil mi? Kesinlikle. Bir tane bile bir stone'um yok. Kobalt. Artık var. Neyse. Öncelikle kendimize bir iron pickaxe yapalım. Abi maden kazmadan iron pickaxe'imiz var. Gerçi bir keresinde de maden kazmadan hani oyuna yeni başladığımda Diamond Sword'um vardı ama hani o artık şansta son nokta oluyor. Tabii başka bir şey daha unuttuk. Ne olduğunu tahmin etmişsinizdir. Torch. Hani torch olmadan nereme gidiyorsun? Sorarlar bunu insana. Hani torch olmadan maden mi kazılır? Aslında kazılır bir noktadan sonra. Sülfür torch. O torch değil mi? O da torch evet. Hani dönüp dolaşıp aynı yere dönüyoruz. Neyse köyün ışıklandırmasını çaldığıma göre madenimize dönebiliriz. Ufak güzel madenimiz. Neresi güzelse artık. İtan çomağı hazırla. Evet, torch sıkıntım olmayacak demektir bu. Minecraft'ın birinci kuralını da unutmayın. Asla direkt aşağıya doğru kazmayın. Hani bu seviyedeyken bile gayet önümüze bir lav çıkabilir. Yani o riski unutmayın.
Ben bu riski unutmayarak bunu yaptım. Tabii şimdi serinin ilerleyen bölümlerinde gidip bir lava düşüp ölürsem eğer güzel bir döt olacağım. Ama senin burada ne işin var? Ha, sen gereksizmişsin. Steel Sword'umuzun da ilk kurbanı bir villager oldu. Çok naziyim, değil mi? What? Sen kalabilirsin. Tabi buradan çıkabilirsen. Ya da direkt burada hapis kalsın. Misler gibi. İlk bölümü az kırıkçam görüldüğü üzere. Çünkü ilk bölümde madencilik dışında yapacağımız bir şey yok. Ha dur, ben modları tanıtıyordum. Tom Craft'ı tanıttım. Red Power'ı tanıttım. Industrial Craft. En sonunda kırıldın. Industrial Craft zaten benim ilk incelemesini yaptığım moddur kendisi. Hani öyle çok sevdiğim bir mod değil. Evet, çok kullanıyorum. Ama benim gözümde bir Red Power değil mesela. Fakat cidden işe yarar bir mod ve bir misafirimiz var. Bizim değilmiş. Devam edebiliriz. Dur. Modların ne işe yaradığından bahsedecektim önce. Direkt. Red Power, tamamen gelişmiş Redstone ekleyen bir mod. Daha sonra gelişmiş Redstone eklemekle başladı. Şu an öyle değil. Şu an muhtemelen oyundaki en gelişmiş modlardan bir tanesi. Modun oyuna eklemediği şey neredeyse kalmadı hani. Tüpler ekledi, vesaire vesaire ekledi. Gelişmiş Redstone zaten modun başlangıcıydı. Bunun dışında çok gelişmiş makineler ekledi, değişik bir elektrik sistemi daha ekledi. Ekledi oğlu, ekledi. Sorarlar o mod geliştiricisine. Kızım sen işsiz misin? Ha, evet, modu geliştiren bir kadın bu arada. Ve mağara buldum. Yay! Mağara buldum! Baltayla mı kazıyorum? Evet, hala baltayla kazıyorum. Ya, Industrial Craft oyuna başka bir elektrik sistemi daha ekliyor. Bir elektrik sistemi ekliyor. Bu elektrik sistemiyle çalışan sürüsüyle makine mevcut. Bunun dışında bazı Industrial Craft eklentileri de bu elektrik sistemini kullanıyor. Mağara bulmamışım. Bir ravine denk gelmişim. Bunun dışında diğer modlarımız build enerji sistemlerinden bahsetmişken Buildcraft'ın çoğunlukla core'isini bir iki makinesine bunun dışında logic gate'lerini arada ve enerji sistemini kullanacağız. Ama Buildcraft motorlarını kullanmayacağız mesela. Buildcraft'ta zaten ilk başladığında her ne kadar bir mod olarak başlamış olsa da şu an moddan çok bir API şeklinde çalışıyor. API ne diye soracak olursanız diğer aslında bir geliştirme ortamı diyebiliriz ona. Hani diğer modlar ona bağlı olarak çalışıyor.
Buildcraft'ın enerji sistemini kullanan pek çok mod mevcut. Ve bunlar da arasından benim favorim Thermal Expansion. Thermal Expansion yani zaten enerji üretimi konusunda birkaç bir şey ekliyor. Bunun dışında enerji depolama konusunda çok güzel şeyler ekliyor. Buildcraft enerjisinden bahsediyorum. Üstüne üstlük yetmiyor. Çok da güzel makineler ekliyor oyuna. Ve bu güzel makineler ne işe yarıyor? Tabii ki de oyununuzu zenginleştiriyor. Biraz da torch yapalım. Şu zombi de susma niyetinde değil. Bunun dışında Thermal Expansion son güncellemesinde eklenen ve bayıldığım bir item. Teseraklar. Eski transport şey teleport pipe dönemlerini hatırlayanlar onun yaptığı işin aynısını yapıyor. Bunun dışında Thermal Expansion'ın oyuna eklediği başka şeyler Buildcraft'ın enerji ve sıvı pipelarının çok daha gelişmişine ekliyor. Hani bunları görmem benim için o moda aşık olmam için yeterdir ki Buildcraft'ın pipelarından nefret ediyorum. Enerji pipelarını zorunluluktan kullanıyordum. Transport pipelarını ise hiç kullanmıyordum direkt. Ya yani item transport pipelarını. Çünkü hani gidip Red Power'ın tüpleri varken Buildcraft'ın pipelarını kim kullanır? Diyeceğim kullananlar var. Ve muhtemelen bana videonun sonunda küfür edebilir. Yani videonun yorumlarında bazıları küfür edebilir. Ama Red Power'ın pipeları cidden tercihli şeyler. Hem Buildcraft pipelarına kıyasla inanılmaz derecede akıllılar. Zamanı geldiğinde bunu size göstereceğim. Ki Red Power incelememe başladığımda da oha Iron bulmadım daha altın buldum. Nasıl bir salaklıktır? Bir de üstüne Diamond bulursam ayrı bir epiklik olur. Iron'um yok Diamond'um var. Falan. Bu arada şurada gördüğünüz cıvıl cıvıl parlayan ama çirkin olan ore'lar Zycraft'ın eklediği ore'lar. Zycraft şu an sadece World Generation için konmuş bir mod. Henüz modun içerisinde bazı dekoratif bloklar dışında hiçbir şey yok. Ama ilerleyen sürümlerde woohoo! İlerleyen sürümlerde Zycraft'a bayağı güzel şeyler eklenecek. Hani bunları bekliyoruz. Bunun dışında eğer parlayan güzel bir ore görürseniz onlar Thorncraft'a aittir. Hatta şurada da bir örneğini gördüm. Şu. Parlayan çirkin bir ore görürseniz onlar Zycraft'a aittir. Learn the difference. And this is a creeper. It's, şey, I hate creepers diye bir şarkı vardı. O geldi aklıma. Ve sanırım yavaş yavaş ilk bölümün sonuna gelmeye başladık ve nihayet ayırım bulduk. Eğer daha güzel bir şey bulursam orada videoyu bitirebilirim. Birazdan. Ya ilk bölüm için azıcık uzun da yapabilirim. Sanırım yapacağım da. Evet. Bunlar Thorncraft'ın eklediği şartlar. Bunlar tamamen büyü esnasında işinize yarıyor. Yani daha sonra Thorncraft craftinglerinde işinize yarıyor ve hepsi aspect o bahsettiğim aspectleri içeriyor ve büyü aspectinin bulunduğu nadir şeylerden bir tanesi. Tin buldum galiba. Evet. Bir saniye bu seviyede tin 1-2 oluyor muydu? Oluyormuş. İlginç. Ve galiba lav da buldum. How cute. Led buldum.
burada farklı bir maden gene. Ah. Render bug'ı nasıl? Burada bir render bug'ı varmış. Hemen bir evet. Optifine'ın böyle güzel etkileri oluyor. Hani Optifine yüzünden ölecektik. Tabii diyeceksiniz. Köfte o zaman neden test sürümünü kullanıyorsun? Çünkü normal sürüm çalışmıyor şu an. 1.4.7 ile birlikte çalışmıyor normal sürüm. Dolayısıyla da ben de test sürümünü kullanmak zorunda kalıyorum. Kendim kaşındım. Evet. Optifine'sız da çekebilirdim. Ama bazı şeyler için mesela Better Grass gibi bir özelliği için ya da Connected Textures mesela şey camlar tek parça gibi gözüküyor falan. Bunun gibi özellikler için Optifine olmasını tercih ettim. Hani test sürümü çalıştı. Hani ben de kullanayım dedim. Tabii böyle ufak bir saniye. Tabii uzun zaman sanırım değil bu silver. Evet. Bir an hani bu seviyede diamond bulunur mu dedim. Bulunmuyormuş. Evet şu an galiba temel ore'larımızın yani madenlerimizin çoğunu kazmış durum elde etmiş durumdayız. Copper hariç. Ve wait. Sen nesin? Genel ağır. Ne için kullanıyorsun? Ha. Tamam sen Great Teknik dedikleri yeni madenlerden birisin. Ha güzelmişsin, işe yarıyorsun. Toplarız seni. Modlardan bu videoyu modları bitirmeden tamamlamayacağım. Karar verdim. Zycraft'tan bahsettim, Industrial bunun dışında ha bu arada şu da Redpower'ın eklediği madenlerden bir tanesi. Ve bununla çok güzel tool'lar yapabiliyorsunuz. Bu tool'lar Diamond'la aynı hızda oluyorlar. Ancak dayanıklılık konusunda Diamond'tan daha zayıflar ve Obsidian kıramıyorsunuz onlarla. Ama çok fazla bulunduklarını hesaba katarsak gayet de güzel bir maden. Az nasıl şeymiş iskelet. Tabi biraz daha kibar konuşsam çok daha süper olacak. Toplu bir ortamdayız neticede. Toplu yayın yapılan bir ortam. Biraz düşünsenize Rütük YouTube'a da el atıyormuş. Hapı yutarım. Çoğu mod Minecraft serisinin başı gibi bu da sıkıcı bir sıkıcı başlayacak. Hani başladı bile zaten. Çok eğlenceli olduğunu söylememeyiz hani. Sadece beni maden kazarken ve gereksiz yere gevelerken konuşuyorsunuz. Ha, görüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hani o derece açtım. Beni şu an konuşuyorsunuz falan. Birkaç kişi beni yan yana izliyormuş falan. O esnada benim yaptığım salaklıkları yorumluyormuş. Saçma olurdu hani. Daha öyle bir kadroya erişecek bir izleyici kitlem yok. Yeni bir YouTuber'ım ben. Neyse. Bu arada neden Mindcrack peki seçtim? Ultimate peki bekliyorum çünkü. Neden Ultimate pack? Neden daha Revolution pekini kullanmıyorsunuz? Kullanmıyorsun diye soracak olursanız eğer. Greg tek istiyorum. Evet, mazoşistim ben. Hani Greg tek'i cidden seviyorum ben. İnanılmaz derecede sevdiğim bir mod. Hani evet, cidden her şeyi hayvan gibi zorlaştırıyor. Çoğu recipe'yi değiştiriyor vesaire vesaire ama hani oyunu eğlenceli hale getiriyor.
Ve şu an Mindcrack Pack final haliyle Ultimate Pack'e en çok benzeyecek şey. Tabi burada kullanmayacağım modlar da mevcut. Mesela Great Tech'e geçmeden önce diğer modlara geçeyim ben bir. Term Expansion'dan bahsettik. Railcraft. Railcraft'ı Buildcraft'ın enerji sistemi olan Minecraft Jül'ü kullanan modlardan bir tanesi. Ancak sadece iki tane makinesi bunu kullanıyor. Diğer makineleri sadece Railcraft çoğunlukla bu Minecraft Jül'ü üretmek üzerine kurulu bir mod. Her ne kadar rail olsa da adının içinde oradaki trenleri nadir kullanıyorsun. Trenlerden söz açılmışken Steve's Cart modu mevcut. Mevcut değil mi? Mevcutsun değil mi sen? Hayır, mevcut değil galiba. Lart mevcut değil. Ha, mevcut mevcut mevcut, tamam. Bir an endişelendim. Bunun için Steve's Cart çok daha gelişmiş kartlar ekleyen bir mod. Bu kartların hepsi modüler. Hani kart direkt kart diye aratırsanız hiçbirini bulamazsınız. Çünkü kartlar kasalar ve o kasaların parça yani o kasaların içine konacak parçalardan oluşuyor. Yani toplama bilgisayar gibi toplama kart yapıyorsunuz. Kartın içinde istediğiniz şeyler var, istemediğiniz şeyler yok. Böyle düşünün. Hani gayet güzel bir sistem. Ve fall damage almayı bıraksam çok süper olacak. Saniye, sen Cinnabar mıydın, Bauxite mıydın? Cinnabarmışsın, tamam. Bunun dışında Traincraft mevcut ancak Traincraft'ı kullanacağımı hiç ama hiç zannetmiyorum. Industrial Craft eklentilerine gelecek olursak MFFS mevcut. Modular Force Field System. Yani adından da anlaşılacağı üzere elektrikle çalışan güç kalkanları yaratıyor. Tamamen single player'da pek işe yarayacak bir mod değil. Tabii hayvan gibi kullananlar da mevcut gene. Multiplayer'da serverdakilere çok fazla güvenmiyorsanız ya da evinizin trollenmesini istemiyorsanız bunu gayet kullanabilirsiniz. Eve giren saniyesinde ölebilir falan. Ya da arkadaşınızı trollemek için. Trollolololololololo. Industrial Craft eklentilerinden bahsetmişken Gravity Suit mevcut. Gravity Suit oyuna yer çekimine karşı koyabilen bir zırh ekliyor. Hani adından da gayet anlaşılacağı üzere. Yani o zırhla uçabiliyorsunuz ancak size kısaca resmisini göstereyim. Chestplate. High Voltage Transformer. Bu en ucuz parçası. Bu Tesla Coil gerektiriyor. Başka bir High Voltage Transformer. Şunları falandır filandır. Ki bundan daha da pahalı şeyler var oyunda. Aklınızda bulundurun. Şimdi Greg Tech'e geçebilirim. Greg Tech muhtemelen en büyük eklenti modlardan bir tanesi. Tüm Industrial Craft'ı değiştiriyor. Hani Industrial Craft'in çoğu recipe'sini değiştiriyor. Hatta bazı vanilla mekaniklerini bile değiştiriyor. Teknik olarak Industrial Craft'in biraz overpower yani gereksiz güçlü bir mod olduğunu düşünen bir geliştirici bu modu yazmaya başladı. Greg adında. Greg Tech. Greg Tech bunun dışında hani Industrial Craft'ı zayıflatmanın yanı sıra pek çok güzel ve
gelişmiş şey ekledi. Bunun için recipe'lerde yaptığı değişikliklerden en basitini size göstereyim. Çomuzun kullandığı bir şey. Ne gerektiriyor? Ya 3 tane diamond ya da grinder. Ha ama eklediği başka bir şey. Çok farklı çipleri yani farklı çipleri tek aynı çipmiş gibi kullanabiliyorsunuz. Böyle bir güzellik de ekliyor. Bu recipe'lerde yaptığı en ufak değişiklik. Mesela başka bir tane daha. Solar panel. Silikon plate derken hani artık düşünün. Hani solar paneli tamamen ileri oyun itemine çeviriyor. Bunun dışında başka hangi modlara değinmedik? Bir yüzeye çıkayım. Son modları da anlatıp videoyu bitireceğim. Zaten 40-45 dakika falan olacak herhalde video. Ha bunun dışında Grafik'in eklediği birkaç bir şey daha. Tabi bulabilirsem eğer. Ha burada şey Twilight Forest'a sahibiz. Farklı bir bölge ekleyen. Nether dışında. Stonecraft'ten bahsettik. Zycraft'ten bahsettik. Henüz pek bir kullanımı olmayan bir mod. Grafik'in eklediği pek çok şey. Rock Cutter diye bir alet ekliyor. Normal Diamond şey normal Drill'in Silk Touch versiyonu. Hammer'dır. Light Helmet'tir. Lithium Backpack'tir. Vesaire vesaire. Böyle item'lar ekliyor. Ha, Thermal Expansion item'ları. Ha, Iron Chest moduna sahibiz. Gelişmiş bir chest modu. Yani çok farklı madenlerden chest yapabiliyorsunuz ve daha geniş. Portal Gun moduna sahibiz. Forestry moduna sahibiz. Forestry modu oyuna tamamen otomatik tarlalar üzerine kurulu bir mod. Bunun dışında arıcılık mevcut ve ağaç yetiştirme şekilleri mevcut. Yani ağaç mutasyonu sağlayabiliyorsunuz ve bir forestry eklentisi olan extra bees mevcut. Oyuna daha fazla arı ekliyor. Forestry bu arada bir buildcraft eklentisi olarak yola başladığı için Buildcraft enerjisi kullanıyor her şeyde. Bunun için Factorization moduna sahibiz. Buna ilerleyen kısımlarda değineceğim. Railcraft'ten bahsettim. Soul Shards moduna sahibiz. Mob spawnerlar yapmamızı sağlayan bir mod. Computer Craft'e sahibiz. Bilgisayarlar ekliyor oyuna. Bunlar neyden bilmiyorum. Traincraft olabilir. Evet, Traincraft. Bunlar Red Power itemları. Zycraft blokları, Twilight Forest'tan eklenen şeyler, ekstra biomes'un eklediği bazı şeyler, Railcraft'tan bahsettik, Computer Craft itemları bunlar ve Computer Craft'in bir eklentisi olan Misc Peripherals. Yani çok daha gelişmiş bilgisayarlar yapabilmenizi sağlıyor. Wireless Redstone moduna sahibiz. Chicken Bones Edition tabii ki de. Bunun dışında başka neye değinmedik? Forestry itemları, Red Power ışıkları, Red Power itemları. Uzun bir Red Power listemiz var burada. Gregtech ve Industrial Craft. Gregtech'in eklediği makineler. Şu alt kısım komple Gregtech. Arada şey MFFS falan da var. Ha bunun dışında şey Advanced Machines ve Advanced Solar Panels moduna sahibiz. Gelişmiş makineler ve solar paneller. Ha, nükleer kontrol moduna sahibiz. Industrial Craft nükleer reaktörlerini daha rahat kontrol edebilmemizi sağlayan bir şey. Ve Buildcraft'a sahibiz. Bundan bahsetmiştim. Ekun Exchange'e sahibiz. Ve sanırım temel kullanacağımız modlar bunlar. Evet. Bu şekilde bu bölümün sonuna gelebiliriz. Köfteyiz köfteden iyi günler.